Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizde Müslümanların başlarına türlü türlü sıkıntılar gelirken nedense kafirlerin daha rahat ve müreffeh bir hayat sürdükleri görülüyor şeklinde ortaya atılan iddiaya cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle kafirlerin ve her türlü melaneti yapanların hayatlarının güzel olduğunu nereden biliyoruz? Kameraların önünde cereyan eden veya yaşamlarının bize sunulan ufak bir parçasına bakarak genel bir hüküm vermek ne kadar doğru olur? Baksana kardeşim, adamların hiçbir derdi yok, hiçbir sıkıntısı yok. Mutlu, mesut, her türlü dertten uzak, krallar gibi yaşıyorlar. Acaba onların yaşadığı sıkıntıların, huzursuzlukların, tedirginlik ve korkuların normal bir insana göre çok daha fazla ve ileri düzeyde olmadığını nereden biliyoruz ki? Tövbe suresi 55. ayet. Onların malları da evlatları da seni şaşırtmasın. Allah onlara dünya hayatında bu gibi şeylerle azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını murad etmiştir. Üstelik bu ayet, yani Tevbe suresinin 55. ayeti neredeyse tamamen aynı kelimelerle 30 ayet sonra bir kez daha tekrarlanır. Önemli ve üzerinde durulması gereken bir şey söylüyor olmalı Allah-u Teala. O kafirlerin mallarına ve evlatlarına bakarak etkilenme. İmrenme onlara. Allah bu kafirlere nasıl oluyor da bol bol mal ve evlatlar veriyor diye şaşırma. Allah-u Teala verdiği bu nimetlerle onlara azap etmek istiyor. Onların hayrına değil sahip oldukları şeyler. Bilakis zararlarını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacak ve sonunda Allah onların canlarını kafir oldukları halde alacak. Demek ki dışarıdan imrenilecek bir şeymiş gibi görünen o saltanatlar onların çektikleri eziyetleri arttıran unsurlardan başka bir şey değilmiş. Sen onları boş ver. Sana verdiğimiz doğru bilgileri bunların durumlarına bakarak sorgulama diyor Rabbimiz. Taha suresi 131. ayet. İmtihan edelim diye onlardan bir kısmını yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözünü dikme. Rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bu ayette ise aynı konuya daha farklı bir zaviyeden yaklaşılıyor. Biz dünya hayatının süslerini sırf imtihan olsun diye veriyoruz onlara. Ama hepsine de değil. Ezvacen minhum. Bazı kesimlere, yani onların bir kısmına. Demek ki o nimetler bunların tamamına da verilmiyormuş. Tabi tutuldukları imtihanları verilen nimetlerle daha zor bir hale getirilen bir kısım insana bakarak onların tamamına bu şekilde muamele edildiğini düşünmek de doğru değilmiş. Kalem suresi 44. ayet. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَد۪يثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Bu söz, yani Kur'an karşısında yalana sarılanları sen bana bırak. Onları beklemedikleri bir yerden adım adım kötü sona yaklaştıracağız. Onlara süre tanırım. Benim kurduğum oyun çok sağlamdır. Evet dostlar, kafirlerin sahip olduğu imkanlara bakarak onların durumuna özenmeyelim. Allah onlar için bir plan yapmıştır ve Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Bizim görüp üzerinde yorumlar yaptığımız kısım onlara tanınan süre zarfında yer alan tecelliler olabilir. Onları bekleyen kötü sorun ne kadar büyük ve belki de ne kadar yakın olduğunu tahmin bile edemeyiz. Gerek bu dünyada gerekse de ahirette. Hatta onlara sağlanan içerisinde bulundukları ve bizim de özendiğimiz o nimetler belki az bile olabilir. Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetleri. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise ona karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Dünya hayatında onlara daha fazlasını da verirdik diyor Allah-u Teala. Hem de abartılı bir şekilde fazlasını. Ancak bu sefer de bütün insanların küfürde birleşen tek bir ümmet olma ihtimali ortaya çıkardı. Kafirlere verilen nimetlere bakarak özenen ve onlar gibi olmaya çalışan bir takım insanlar türerdi. Halbuki Allah-u Teala herkesin yaptığından haberdardı ve onlara hak ettikleri akıbeti elbette ki hazırlamaktaydı.
İbrahim suresi 42. ayet. Sakın Allah'ı o zalimlerin, yanlışa dalan o kimselerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onları gözlerin yuvalarından fırlayacağı bir güne kadar ertelemektedir. Ki böylelikle zalimlere doğru yola dönebilecekleri kadar bir süre, bir ömür verilmiş olsun. Dünya nimetlerinden de istediklerince yararlanabilsinler ve o azabı gördüklerinde hiçbir mazeretleri kalmasın. Talep ettikleri her şey de önceki hayatlarında elde edilmiş ve tüketilmiş olsun. Ali İmran suresi 145. ayet. Hiç kimse Allah'ın onayı olmadan ölmez. Yaşama süresi belirlenmiş bir şekilde kayıtlıdır. Kim dünyalık isterse ona ondan veririz. Kim de ahiret nimetlerini isterse ona da ondan veririz. Biz görevini yerine getirenleri elbette ödüllendireceğiz. Demek ki her konuda olduğu gibi bu konudaki tercih de insana bırakılmış. Kim ahiret yurdunun nimetlerini isterse onun kazancı artırılmaktaymış. Kim de yalnızca dünya hayatının nimetlerini isterse ona da bu nimetlerden veriliyor, ancak o kişinin ahirette alacağı hiçbir pay kalmıyormuş. Kaldı ki bu dünyada mutlu bir hayat sürmenin tek kriteri para pul sahibi olmak mıdır acaba? Büyük paralar kazanmış ve artık hayatı kazandıklarını korumaya çalışmaktan ibaret olmuş birinin mutlu olması mümkün değildir. Verilen her nimet bir gün gelecek ve elbette sorgulanacaktır. Çok nimet verilenlerin sorgusu da ona göre çok ve zorlu olacaktır elbette. Zira dünya hayatı ve ölüm, kimin daha güzel bir iş yapacağının tespiti için yaratılmış olduğundan, verilen her nimet de bu kabilden bir imtihan vesilesi olarak düşünülmelidir. Hiç kimse imtihandan varisli olmadığı için kendisine muhtelif nimetler bol bol verilenler de belli bir ölçüye göre kısıtlanarak verilenler de mutlaka imtihan edilmektedir. Kimin imtihanının daha zor olacağını da verilen bu nimetlere karşı sergilenen duruşa bakılarak karar verilmektedir. Şükredenlerin nimetleri, nankörlük edenlerin ise yoksunlukları devamlı arttırılmaktadır. Kafirlerin, müşriklerin ve münafıkların sahip olduğu fiziksel özellikler ve kendilerine verilen imkanlar dışarıdan bakıldığında göz alıcı ve imrendirici olarak gözükebilir. Bu demek değildir ki bu insanların hiçbir sıkıntısı yoktur ve asla imtihan edilmemektedirler. Ve onlar yapılan ikazlara kulaklarını kapadıkları için, yani onların imtihanları belki daha zor bir hale bile gelmiştir de onlar farkında bile değillerdir. İnandıktan sonra inkar eden, ancak müminlerle karşılaştıklarında inanıyormuş gibi görünen münafık kafirlerle ilgili olarak şöyle bir analiz yer almaktadır Münafıkun suresinin ilk ayetlerinde. Onları gördüğünde dış görünüşleri seni hayran bırakır. Onları gördüğünde onların dış görünüşleri seni hayran bırakır. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Her yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır. Öyleyse onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını alsın. Bu hale nasıl ve nereden sürükleniyorlar? Ayette geçen müsennedeh kelimesi lisanül Arap'ta uzun bir gömleği kısa bir gömleğin altına giymek olarak açıklanmıştır. Bu yüzden ayette geçen ifadeyi bazı müfessirler o münafıklar elbise giydirilmiş kütükler gibidir şeklinde anlamışlardır. Elbise giydirilmiş, yani makyajlanmış ve gerçek hali kamufle edilmiş. İçi boş bir kütük. Dışarıdan bakıldığında bir şey zannedilen bir odun. Münafıkları ve kafirleri ne de güzel tanımlıyor değil mi? O halde onların dıştan görünen imajlarına bakarak imrenmeyelim dostlar. Sahip olduğumuz doğru bilgileri içi boş kütüklere bakarak sorgulamayalım. Janjanlı reklamlarına kanarak imtihanlarına özenmeyelim. Allah'ın onlar için tanıdığı süre bitince kimin doğru yol üzerinde olduğu, kimin de yoldan saptığı açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kaldı ki onların bu dünyadayken başlarına bir şey gelmiyor olması onların lehine midir, aleyhine midir onu da bilmiyoruz. Sakın defterlere henüz yaşarken dürülmüş olmasın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.